Çok mutluydum ama önce para kazanmam gerekiyordu. Keyif alıyordum bu süreçten. Evet dedim ya, ben bu hayatı sevdim. Ama bu kararı almak inanın benim için çok zor oldu. İnanılmaz düşük ücretlere çalıştım. Bir işe sadece 3 gün dayanabildim. Mevsim yazdı ve ben limonata satmaya karar verdim. Etüt merkezi kurmak istiyorduk. Spoiler veriyorum, bu süreç benim için bitmedi. Ama bunu benim anlamam için 12 yıl beklemem gerekti. Kariyer sohbetlerinin 3. bölümünden herkese selamlar. Bu serinin amacı ne istediğini bilmemenin, kendine uygun mesleği bir türlü bulamamanın normal olduğunu anlatmaktı. Meslek değiştirmenin, meslek sahibi olmanın çok emek verdiğimi yoktu. O ne deri, bu ne deri, ailem ne deri yoktu. Bence meslek seçiminin temelleri çok sağlam, çok özgür kararlarla atılmalıdır ve belki de bu yüzden çok zordur. Spoiler veriyorum, bu süreç benim için bitmedi. Bu videoda anlattıklarımı kronolojik sırayla anlatamayacağımı en baştan söylemek istiyorum. Çünkü hatırlamıyorum ne zaman başıma geldi. Ama bilginiz olsun, elimden geleni yapıyorum. Akademisyen olmayı kafasına koymuş 22 yaşındaki ben, tam gazla yurt dışındaki üniversiteleri araştırıyordum yüksek lisans için. Bayağı bir araştırma yaptım. Üniversitelerin kalitelerine baktım, sıralamalarına baktım, işte yaşayacağım ülkenin gelir giderlerine, üniversitenin kendi ücretlerine baktım ve en sonunda Varşova Üniversitesi'nde karar kıldım. American Studies okuyacaktım. Sevdiğim alan, muhtemel seveceğim şehir ve istediğim meslek için çalışacaktım. Çok mutluydum. Ama önce para kazanmam gerekiyordu. Üniversite süresince özel dersler veriyordum ve part-time öğretmenlik yapıyordum. İnanılmaz düşük ücretlere çalıştım. Ama benim için bunun kariyeri önemli değildi çünkü öğretmen olmak istemiyordum. Benim için önemli olan şey paraydı. Ve bu parada bu miktarlar düşük olsa da damlaya damlaya göl olacaktı zaten. Halam o sıralar bir gözlemecide çalışıyordu. Kahvaltı salonu gibi bir şey. Garson aradıklarını söylediler, hemen gittim. Ya dedim, ben yaparım, ne olacak? Zaten motivasyonum tam, para biriktirmem gerekiyor. Yurt dışına gözümü dikmişim, hallederim dedim. Fakat sabahtan akşama kadar ayakta durabildiğim bir işe sadece 3 gün dayanabildim. Daha fazla yapamadım çünkü benim için mantıklı değildi. Yüksek lisans sınavına girecektim, ona çalışmam gerekiyordu ama günümün 12-13 saatini kafede geçiriyordum. Ve karşılığında aldığım para çok da yüksek olmadığı için birike birike işte damlaya damlaya göl olacak muhabbeti var ya, ona bile yetmiyordu. Şöyle bir hesaplama yaptığımı hatırlıyorum. Burada oturup hani 6 ay çalışsam bile istediğim parayı elde edemeyeceğim ki zaten benim 6 ayım yoktu. Başka ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Bir arkadaşım matematik dersi veriyordu. Bense İngilizce dersi veriyordum özel ders olarak. Sonra biz karar verdik, bir etüt merkezi kurmak istiyorduk. Etüt merkezi kurmak dediğimde yani etüt merkezlerinden birinin sınıfını kiralayacağız. Zaten öğrenci sıkıntımız yok çünkü bize sürekli işte özel ders için çağıran insanlar var. Onların hepsini bir sınıfa toplayacağız ve sadece işte o dershaneye sınıfın kirasını ödeyecektik. Öğrencilerin sınav zamanının bittiği dank edince bize bu işte tutmadı. Bir arada zaten annemin yaptığı çiçekli taçları satıyordum Instagram'da. O da yarım kaldı. Mevsim yazdı ve ben limonata satmaya karar verdim. Neden limonata diye sormayın, bilmiyorum. Belki başka bir şey de olabilirdi ama limonata gelmişti o zaman aklıma herhalde. Hemen sahil kenarında yaşayan bir kuzenim var. Onun yanına gittim ve anlattım durumu. Yanına da zaten bir 5-6 kilo limonla gitmiştim. Başladık biz limonları sıkmaya. O arada kuzenim de bana diyor ki, ya Kevser, limonla yani limon sıkarak baş edemeyiz bununla. Gel nazoyla yapalım, suyla karıştırıp satalım. Ama bende de işini tam böyle en iyisiyle yapma mantığı var ya. O yüzden dedim ki hayır, özel limonata olacak, ev yapımı. Halbuki kuzenim o kadar haklı ki, yani çok kısa bir süreç için ve sadece para için yapıyorum bunu. Yani limon sıkmakla uğraşılır mı? Vakit mi var? Tabii ki de ben limon sıkmakla uğraştım. Yanına bir de popcorn yaptık. Sahilde halam da gelmişti hatta, sağ olsun. Satmaya başladık. Sattık, elimizdekileri bitirdik. Fakat ben yine bu sürecin iyi olmayacağını anladım. Çünkü limonun kilosu çok fazlaydı. Ya bu iş nazoyla olacaktı ya da olmayacaktı. Ben de devam ettirmedim. Tam zamanlı öğretmenlik de yaptım ve az buçuk para biriktirdim. Tabii ailemin de desteğiyle ben kalktım, Polonya'ya geldim. Bu anlattığım her şeyi akademisyen olabilmek için yapıyordum. Ve bunun da ilk adım yüksek lisansı tabii ki ve ilk adımı başarmıştım. Tabii ki de Polonya'ya geldiğim anda iş bulmam gerekiyordu ve Polonya'ya daha gelmeden iş randevularını oluşturmaya başlamıştım İngilizce öğretmenliği için. Ve part-time İngilizce öğretmenliği yapmaya başladım. Ve artık tabii ki yalnız yaşamak istediğimden dolayı part-time öğretmenlik bana yetmeyecekti. Tam zamanlı bir işe girmeye karar verdim. Günde 8 saat çalışarak, haftada 5 gün çalışarak ve aynı zamanda tam zamanlı yüksek lisans yapmak çok zordu. Ama biliyordum bu arkadaşlarımla dahi görüşemediğim, o vakti bile kendimde bulamadığım zamanlar geçecekti. Ve bu süreç eğlenceliydi de. En sevdiğim kitapları okuyordum, Amerikan edebiyatını öğreniyordum, Amerika'nın tarihini, o kimsenin tarihi yok dediği ülkenin tarihini öğreniyordum.
Ve ben ciddi anlamda keyif alıyordum bu süreçten. Evet dedim ya, tamam, süreç keyifli hale gelmeye başladı. Şu doktoraya da artık kendimi atayım, tam zamanlı işimden kurtulayım, rahat ederim diye düşünüyordum ve doktor araştırmalarına başladım. Ve doktor araştırmalarım ta tez sürecine kadar sürdü. Tez sürecinde başıma gelenlere kadar. Tez sürecinde anladım ki akademi bana özgürlük vermiyordu. Ben akademide özgür hissetmiyordum. Öyle kafana eseni yazamıyorsun akademide. Herkes sürekli bir yarış halindeydi. Hocaların bu işten keyif almadığını görmeye başladım ve sorgulamaya karar verdim. Hayır ya, ben kendi kafama göre yazmak istiyordum. Ben kendini tekrar eden cümleler kurmak istiyordum. Burada italik mi yazılır, burada tırnak içerisinde mi yazılır diye düşünmek istemiyordum. Bana göre kendimce çok haklıydım ve dedim ki bir yıl ara vereyim, kafamı toparlayayım. Sonra istersem yine doktora başvurularına devam ederim. O ara oldu şu ana kadar 2 yıl. Çünkü ben doktora yapmaktan vazgeçtim. Baktım ki korpo şirketlerde çalışmak bana daha fazla zaman veriyordu. Daha fazla para veriyordu. Ve bu daha fazla zaman ve parayla ben gezebiliyorum. Ve işte güzel kitaplar, istediğim kitaplar okuyabiliyorum. Yine yazıyorsam yazıyorum. Kendime yazıyorum veya bir dergide yazıyordum bir zamanlar. Evet dedim ya, ben bu hayatı sevdim. Akademide bulamadığım özgürlüğü bir de YouTube'da bulunca uf, çok iyi oldu. Evet, kararlarım değişebilir ama bu kararı almak inanın benim için çok zor oldu. Çok fazla emek harcamıştım, çok fazla para harcamıştım. Birkaç hocamla görüştüm, dertleştim. Daha sonra beni bu karara sürükleyen hocaya mailler atıp içimi dökmek istedim. Ama sonradan düşündüm ki hayır ya, benim aslında teşekkür etmem gereken kişi o hocaydı. Çünkü bana bir farkındalık kazandırmıştı. İkinci videoya dönelim. Eğitim danışmanı bana 2015'te söylediğinde çok haklıydı. Akademi bana göre değildi. Ama bunu benim anlamam için 12 yıl beklemem gerekti. Şimdi korpo hayat beni insan kaynakları işe alım departmanına attı. Mutlu muyum? Evet mutluyum. Keyif alıyorum yaptığım işten. Günlerim CV inceleyerek ve mülakatlar yaparak geçiyor. Öyle dinamik bir iş olduğu için çok sıkıcı da değil. Tabii YouTube'a emek verdiğim kadar eğleniyor muyum günde 8 saat çalışırken? Hayır. Çok ilginç. Bence insanın kariyer yolculuğu kendini tanıma sürecinde çok önemli rol oynuyor. Ben ana karakter olmalıyım diyerek vazgeçtiğim tercümanlıkta anlamıştım isteklerimi. Ama deneyimlemem gerekiyordu. Şimdi kendi kanalımda, kendi kurduğum dünyada patron benim. Özgürlüğüm benim, çabam benim, ana karakter de benim. Ama bir gün gelebilir, çok fazla emek verdiğim bu YouTube kanalını kapatabilirim. Önemli değil. Korpo hayattan bir anda istifa ederim ve başka bir şey atılırım. Önemli değil. Çünkü ben o zamanlarda beni keyiflendiren, hayatımı keyiflendiren şeylerin peşine düşeceğim. Çünkü hiç bitmeyecek bir süreç bu. Bitmesin de zaten. Keyif veren şeyi bu. Eğer aynı şeyleri yaşıyorsanız lütfen güzel yanlarına odaklanın bunun. Evet, bir kariyere başlamak ve o kariyerde 20-30 yılını geçirmek. Evet, bazı insanlar bundan keyif alıyor olabilirler ve çok başarılı yerlere geliyor olabilirler. Ama bunun için 30 yılını, 40 yılını aynı işi yaparak geçirmemize gerek yok bence. Önemli olan bize neyin keyif verdiği ve neyin para getirdiği tabii ki. Ve bu süreçlerin hepsi çok normal. Hiçbir şey için geç değil. Emek verip vazgeçmek asla ayıp değil. Bu 3 bölümdür. Beni dinlediğiniz için, bu yolculuğuma ortak olduğunuz için çok teşekkür ederim. Eğer buraya kadar dinlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.